eşyaları enkazdan mı çıkardınız? Evet. Aynen öyle. Enkazdan mı çıktılar? Enkazdan çıktık, sağlam bir yere çıkıyoruz şimdi. Çarşı diyerek yukarı gidiyoruz. Araba binanın altında mı kaldı peki? Evet. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Bu kadar. ...99'da yaşadım ama bu... ...yani İstanbul'da bu çok farklı bir şeydi. Yani gördüğünüz gibi olan şeylerin hepsi burada. İstanbul'da yaşadığımızın yani... ...10 katı gibi oldu. Yani bir de uzun sürdü. Ne yapalım, yine de ayakta kaldık. Bunlarla uğraşmaya uğraşıyoruz yani. Ne kurtarabilirsek... ...yani Allah devlete millete zavallı vermesin. Ne yapalım? Riskli ama ne yapalım? Malda canın yongası yaşıyoruz. Hayat devam ediyor yani. Yani kullanabileceğimiz zaten bir şey yok da... ...yatak, yorgan dediğin gibi... Ufak tefek kapkacak bulabilirsek alacağız, bulamazsak da. Yani bu bekleniyordu. Yani bu yıllardır deniyordu Kahramanmaraş fayatta ama yani bunun hangi gün geleceğini ancak Allah bilir. Yavaş yavaş ağzını yap. Çok şükür çocuklarımla beraber sağ çıktık. Evimde işte harabe, hani çıkartabildiğimiz kadar şeyleri çıkartmaya çalıştı eşim falan. Ben yaklaşamadım zaten. Hani her şeyimiz içerideydi. Her şey, çok da önemli şeylerimiz de vardı. Çok şükür. Yine de ben ama dönüp bakmadım bile içinden sağ çıkınca. Çok şükür kurtulduk. Hani konteyner falan dediler ama gelirse eşyalar içine bırakalım diyorum. Kapısını örteyim, gideyim, ne yapayım burada? Yapacağım bir şey kalmadı. Yapacağımız bir şey yok yani. Bitti artık, artık. Herhalde giderim yavrumun yanına. Neler falan hepsi gitti. Hepsi altta. Bütün kumaşlarım daha yeni almıştım. Hiç açmadığım 20-30 milyarlık kumaş almıştım. Onlar belki içinde 100 milyarlık şeyim var yani. Ama yapacak bir şey yok, canım sağ, çok şükür. Yoksa ben bu yatağın altındaydım. İnşallah da yatağın altındaydım. Depremde canlarını kurtaranlar bu kez de yine canları pahasına enkaz altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Depremin ardından sağlam görünen evlerin bahçelerinde de işte bu şekilde çukurlar oluştu. Ev sahipleri ise evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Yaşanan büyük felaketten sonra bazı evlerin önünde bu şekilde opluklar oluşmaya başladı. Bunun derinliği 8-10 metreye kadar gitmekte. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Hı hı. Çökmüş. Yani durduğumuz yerin altı boş şu anda. Hı hı. Boş. Altı komple boşalmış. Yani bir yağmur yağdığı zaman burası komple çökecek. Evet, evet, deprem gecesi olmuş bir şey. Onun öncesinde bir şey yoktu yani. Deprem gecesi bu şekilde olmuş.
Ben isterdim bu deprem komple her tarafı ölsün. 94. 94 yılda böyle bir felaket sen yaşadın mı? Yok, yok, yok. Ya. Bir ben de cümlenen perişan. Ya. Ağlayacak durumumuz var bizim ya.